Ha kif abi taşıyor. Allah İnan ki iki aydır hiç yani iş yapmamışız. Hani diyelim sıfta etmişiz ama zararını hep açılmışız, hep kapatmışız. Millet tereddütte kalmış. Alacak mı almayacak mı öyle duruyorlar yani. Millet artık yani bilmiyor ne yapacak. Bizim zaten beklediğimiz bu bayramdır. Bizim yaptığımız zaten eşyalarımız hepsi elimizden kaldı. Yani biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu bayramda çok 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 bizi etkilendi yani bunu diyelim size. Biz bu durumdan 11 Mart'tan beri etkileniyoruz. O zaman bile çat pat yine işler dönüyordu. Hadi bu Mart'ı atlattık, Nisan'a girdik. Nisan'da işler tamamen durgundu. Yaklaşık bir 20 gün boyunca siftahsız kapattık. Bu durumda tabii ki zorlanıyoruz. Kazandığımız günlük o 100 lira, 50 liralık parayı da kişisel ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Ay sonu geliyor, bankayla muhatap oluyoruz. Tabii ki ödemeler çıkmıyor. Ödemeler çıkmayınca banka bir kısmını bizim yerimize ödüyor. Bir kısmını da zaten ödemiyor. Ödemediği için çekler yazılıyor. Yazıldığı için tabii ki bizim için bir kredi sorunu oluyor. Bu durumda yardım bekliyoruz. Yardım yok. TV kanallarında işte esnafa şunu yaptık, bunu yaptık diyorlar. Biz şahsımız bir şey görmedik. Biz mağaza, Sirt esnafı adına asla konuşuyorum. Şu an biz banka faizlerine karşı karşıyayız. Yani mağduruz da aynı zamanda. Ben faiz yemek istemiyorum ama şu an mecburiyetten yiyorum. Artık oruçlarımızın hayrına kadar oluyor. Onu da sorgulamak lazım. Alelen şu an faiz yiyorum. Ben sadece kendi adıma değil aslında Sirt genel esnaf adına konuşuyorum desem yeridir. Şimdi banka diyor bana ne derdini bana anlatma. Git senin devletin var diyor. Devlete anla diyor. Biz de devlette kimseyi bulamıyoruz açıkçası. Biz de diyoruz ki bari bize bir yardımda bulunun. Şimdi onu da yapmıyorlar. En son bankamla konuşuyorum. Bankam diyor beni ilgilendirmez. Gel kredi çek diyor. Tamam kredi çekeceğim. Krediye de sen örneğin 50 bin liraya 10 bin lira faiz istiyorsun. Belki ben yemek istemiyorum bir esnaf olarak dinim gereği. Ama ona rağmen bile maruz kalmışım. Bugün bir virüsle karşı karşıyayız. Tabii ki hep beraber bir yardımlaşma içerisinde olmalıyız. Ha iş konusuna gelelim. İş konusunda tabii ki iş yok. Ha ona rağmen bir ümit 10 gün kala ben bu dükkana, bu mağazaya yine güzel bir çeşit koydum. Ben dedim ki ben müşterim geldiği zaman benden malını bulsun, çeşidini alsın, gitsin. Bayrama 4 gün kala bir açıklama yapıldı. Bu açıklama neymiş? Bayramın 4 günü sokağa çıkma yasağı var. Hatta bu cumartesiden itibaren başlıyor. Yani mecburen sabredeceğiz. Ama sadece üzüldüğüm nokta bu işsizlikten dolayı biz faizlerle, bankalarla problem yaşıyoruz. Bir Müslüman olarak faiz yememeliyiz ama yiyoruz işte. Bayrama bir hazırlık yaptık. Bir umudumuz vardı. Bu umutlarımız da sağ olsun bu son bayram yasakları nedeniyle yıkıldı desek yerindedir. Yine işe gitmiş abi. Esnaf kan ağlıyor şu an. Bütün Sirt halkı da aynıydı yani bu Palancar çarşısı komple şu an kan ağlıyor. Yani iş yok. Artı bu koronadan dolayı zaten bu Arife gününde kapanması bizim için daha kötü oldu. Şu an çok kötü bir işsizlik var. Yani piyasa belli. Çektiniz gördünüz efendim. Yani şu an caddede kimse yok. Bayram Arifesi şu an tıklım tıklım olmamız lazımken şu an iş yok. Hepimiz kan ağlıyoruz. Sıfır. Küçük şehirdir burası. Büyük şehir olsa diyeceğim neyse bizi eve hapsetsinler ama küçük şehir. Küçük şehir olduğu için zaten bir ekonomimiz var. O da 4 gün içinde sıfıra düşecek Allah'ın izniyle. Öyle. 4 gün mü bize şey oldu ne diyeyim artık bilmiyorum ki. Abi hiç kimse ödemesini yapamıyor. Bütün esnaf bu haldedir. Yani hepimizin çekleri gelmiş. Çekleri uzatıyorlar. Faiz üzerine katıyorlar. Diyor ki faiz katacağım sana vereceğim. Yani bu şekil bir paket açıklanmadı esnaflar için şu an. Bir paketi yok devletimizin. Allah razı olsun yine devletimizden.
Ama hiçbir yardım yapılmadı küçük esnafa. Hep büyük esnafa yapıldı. Büyük iş adamlarına. Hiç küçük esnafın halinden anlayan kimse yok bizim memlekette, ülkede. Küçük esnaf kan alıyor abi, bak çarşıda. Abim işler görüyorsun bak. Dezgah gördüğün dükkan bomboş. Dezgahın üzerinde hiç kimse yok. İş yok, hiçbir şey yok. Yani bugünlerde yani bu çarşı eski zamanlarda burada yani ne diyeyim sana? Buradan geçilmezdi işler. Şu an siftah yok. Bayramı az bir şey kala, 4-5 gün kala siftahımız yok. Sayın Cumhurbaşkanımız bu yasağı çıkardığı anda 81 ilde yasak, işte efendim yasak çıktığı andan bu kelimeyle işte işler tamamen kesildi. Kimse bir şey alma, bayram yok. Kimse kimsenin evine gitmeyecek. Bayramlaşma yok. Olmayınca ne olacak? Kimse çoluk çocuğuna birkaç parça elbise giyeyim, giysi kimse almıyor. Her ay mal almaya gidip geliyorduk Antep, İstanbul. 6 ayda bir ben gitmişim bir. Kış geldi, işler duruyor. 1, 2, 3. ayda işlerimiz yok. İşler hadi dedik açılacak 3. ayda. 3. ay bu virüs geldi, Türkiye'nin başına bela, dünyanın başına bela oldu. O virüs gelince de iş olmadı. Tamamen böyle 5-6 aydan beri böyle işsizlik var başka bir şey. Yani normalde olması lazım. Günlük böyle bir 5-6 milyar, 10 milyar ciro yapmamız lazım. Yani bu bayram haftasında bir 30-40 milyar para satış yapmamız lazımdı. Zaten umudumuz bayramdı. Yasak geldikten sonra tamamen kesildi. Görüyorsun abi, çek. Millet görsün, al çek. Şu çarşıyı çek. Kaç kişi var bu çarşıda? Esnaftan başka kimse yok. En büyük beklentimiz zaten bayramdı. Bayramda da satışlarımız biraz kötü oldu bu sokağa çıkma yasağından dolayı. O yüzden satışlarımız daha biraz azalma göründü. Çevredeki arkadaşlar da, esnaflar da, onların satışlarında da biraz düşüş oldu. Yani malzemeler elimizde kalacak gibi görünüyor. Hayırlısı bakalım, nasip kısmet. Bayramda beklentilerimizi biraz da olsa karşılar belki düşündük. Ama ne yazık ki beklentilerimizin altında kaldı satışlar, fiyatlar, müşteriler az geliyor. Soranlar da almıyor. Yani düşüş var, bayağı düşüş var. Nasıl olsa biz misafirliğe gitmeyeceğiz. Bayram da yok. Bayramda alacağımız malzemeleri kiminle paylaşacağız? Nasıl harcayacağız, nasıl yiyeceğiz? Onun düşüncesiyle soranlar bile almıyor bazen.